Seteke hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine yepyeni bir uygulamaya bakacağız arkadaşlar. Gerçi yeni diyorum ancak uygulamayı yükledim ben cihazım. Daha hiç çalıştırmadım. Sizlerle beraber çalıştıracağım. 1.6. sürüm. Yani indirdiğim dosyada da 1.6 yazıyordu. Sizlerden haber olanlar vardır mutlaka. Ancak benim bugün haberim oldu. Daha doğrusu maili bugün okudum. Abi merhaba. Live uygulamasını tanıtır mısın? İndirme linkini benimle paylaşmış Serkan kardeşim. Hemen şöyle aşağı alarak uygulamayı test etmek istiyorum. Uygulama dediğim gibi ben sizden önce çalışmadım. Bazen yapıyoruz biliyorsunuz kör bir tanıtım olacak. Neyle karşılaşacağım bilmiyorum. İyisiyle kötüsüyle her şeyi size aktarmaya çalışacağım. Bu arada ben uygulamayı Drive'a attım. Drive'dan nasıl uygulama indireceğinizle alakalı kanalda çok fazla video var. Şu an ekranda görmüş olduğunuz linkteki videoyu izlerseniz sizde basitçe Drive'dan nasıl uygulama indireceğinizi göreceksiniz. Yine çok fazla soru olarak giriyor. Abi Drive'a girdim uygulama indirirken kota aşıldı gibi bir hata veriyor gibi bir sorunla karşılaşırsanız onun için de şu an ekranda görmüş olduğunuz videoda basit bir şekilde bu sorunu nasıl açacağınızı görebilirsiniz. Artin FX ile alakalı sorular geliyor. Arkadaşlar artık şu an size ekranı alayım. JX File Explorer kullanıyoruz. FX ile çektiğim videolar eskide kaldı. Şu an JX File Explorer sorunsuz bir şekilde çalışıyor ve tamamen ücretsiz bir uygulama. Hemen indirdiğim uygulamayı çalıştırmak istiyorum. Gerçekten merak ediyorum. Çalıştırdım. Açı açmaz bir güncellemeyle karşılaştım. Demin çok hızlı bir şekilde ekran geldi. Akrepikellez yazısını gördüm galiba. Uzun zamandır akrepikellez uygulamasını incelemiyorduk. Biliyorsunuz pek çok arkadaşımız bazı konulardan dolayı şimdi tekrar o konulara girmeyeceğim. Ciddi mağduriyetler yaşadılar. Ama bu uygulama umarım ücretsizdir ve ücretsiz bir şekilde devam eder. Eğer ücretsiz bir şekilde bize hizmet vermeye devam ederse akrepikellez gerçekten çok iyi uygulamalar yapıyor. Bunu her zaman söylüyoruz zaten. Yeni sürüm yayınlanmış. Sizinle beraber güncellemeyi deneyelim. Güncelle dedim. İndirme tamamlandı. Yeni yüklediğiniz bu uygulama kendi içinde güncellendiği zaman ilk seferinde mutlaka şu uyarıyı verir arkadaşlar. Bilinmeyen kaynaklardan o uygulama yükleme yapma izni vermemiz gerekiyor. Ayarları gidelim. Burada bir liste var. Buradan live'ı buluyoruz. İzin verip geri geliyoruz. Geri geldikten sonra uygulamayı tabii ki tekrar açalım. Evet Akrepi yapmış. Dediğim gibi umarım iyi bir uygulamadır ve umarım eskiden yaşanan şeydir yaşamaz insanlar. Yükle diyorum. Çünkü gerçekten geliştirdi uygulamalar. Çok çok iyi oluyor. Hatta şu an pek çok uygulamada standart olan şeyleri ilk başlatan kişidir Akrepi Ama tekrar söylüyorum çok fazla insan mağdur oldu. Hatta bana sen Akrepi misin diye soranlar oluyordu. Bayağı da böyle ağır yazanlar da oluyordu. Ama ben her zaman söylüyordum. Kesinlikle inanmadan, güvenmeden hiçbir uygulamayı parayla satın almayın. Uygulamayı çalıştırdım. Beni bir reklam karşıladı. Bakalım reklamı hızlıca geçebiliyor muyuz? Şöyle faremi aldım. Atlama butonu halen daha çıkmadı. Birazcık uzun bir reklam sanırım. Sonuna kadar izlememiz gerekiyor olabilir. Reklam sıklığına da bakacağız tabii ki. Uygulamanın içindeki içeriklerin çeşitliliğine ve açılma hızına da bakacağız. Bu arada halen daha reklamı atlayamıyorum. Evet yaklaşık 20-25 saniyelik, 30 saniyelik bir reklam. Eğer sadece açılışta çıkıyorsa hiç problem değil. Ama şu X işaretinin, çarpı işaretinin çıkması dahi gecikti. Şu an reklam sanıyorum takıldı. Ha şimdi geldi kendine. Burası bir oynanabilir reklam sanırım ama ekrandaki grafikleri Mi Box kaldıramadı. Şöyle çarpıya basarak çıktım. Arayüz klasik Akrepikellez arayüzü. Tabii ki bu arayüz çok güzel bir arayüz. Onu her zaman konuşuyoruz zaten açılan sayfada müsabakalar saat saat listelenmiş. Bunu seviyoruz biliyorsunuz. Mesela şu an bir tane müsabaka var. Acaba nerede oynuyor diye aramama gerek yok. Üstüne tıkladığım zaman bakalım açılacak mı? Çok hızlı bir şekilde açıldı bu arada. Başka bir şeye tıkladım. Bayağı Hollanda kadın liginden bir müsabaka geldi karşıma ve çok hızlı açılıyor. Evet enteresan. Yani açılma hızı şu an için çok iyi. Ama öncelikle şu soldaki menüye gidelim. Favoriler, Telegram paylaş, çıkış, çocuk bölümü, seriler, uzun metrajlar, yerli seriler. Yani bu seriler, uzun metrajlar niye soldaki menüde ana ekranda yok? Bence ana ekranda olması lazım. Bilmiyorum bir sebebi olabilir tabii ki. Serilere girelim bakalım nasıl bir arayüz var. Oldukça güzel bir arayüz var. Aynı içeriğin hem dublajda hem alt dizi versiyonlarını görebiliyorsunuz. Bir tanesine tıklayalım bakalım. Tıkladığım zaman bir özet ekranı gelmiyor ama bölüm bölüm içerikler geldi. Bir, birinci sezon 1, birinci sezon 2 diye gidiyor. Bir tanesine tıkladım. Yine oldukça hızlı bir şekilde açıldı. Player'ı şöyle biraz incelemek istiyorum. Buraları size gösteremiyorum. Sebebini tahmin ediyorsunuz. Alt tarafta direkt diğer bölümler atlamak için butonlar var. Süre barı var. Altyazı seçildiğimiz bir düğme var. Ayarlarda hız, ses, kalite ve oranı değiştirebiliyoruz. Özellikle hızı çok arıyoruz biliyorsunuz. Hatta şunu söyleyeyim. Ben bazen orijinal üyeliğim olduğu halde bazı içerik sağlayıcıların ağır ilerleyen uzun metaj veya serilerini bu tarz uygulamalar üzerinden 1.5x alarak hatta bazı 2x alarak izlemeyi tercih ediyorum. Yani üyeliğim var para ödemişim ama oradan izlemektense bu tarz bir uygulama üzerinden hızı değiştirerek izlemeyi tercih ediyorum. Bence orijinal içerik sağlayıcılarında mutlaka koyması lazım. Şöyle listeye bakalım aşağı doğru indikçe uzuyor. Liste de çok güzel. Ama burada arama dışında herhangi bir şekilde bir filtreleme fonksiyonu yok gibi gözüküyor. Uzun metrajlara girelim. Yine dublaj ve altyazı olarak aynı içerikleri ikişer ikişer listelenmiş. Bir tanesine tıklayayım. Bir özet ekranı gelmedi. Direkt player geldi. Güzel bir görüntü kalitesi. Çok hızlı açılıyor. Yani bu son zamanlarda gördüğüm en hızlı açılan uygulama gibi gözüküyor şu ana kadar. Şöyle malum kategoriye girelim. Malumun içinde sadece... Ha, bu arada şey de güzel. Kanalların üstündeyken yani sağ sağ yaptığımız zaman üstteki kategori değiştirebiliyoruz. Yani yukarı çık başka kategoriye geç yapmamıza gerek yok. Aşağılardan sağ sağ yaparak sağdaki kategoriye geçebiliyoruz. Bunu arıyoruz biliyorsunuz. Her kanalın yanında bir favori ekleme butonu var. Mesela kanalın üstündesiniz şöyle. Bir sağ yaptınız favori ekleme butonu üstüne geliyorsunuz. Bir sağ yaptığınız zaman da diğer kanalı seçebildiğiniz yere geliyorsunuz. Sadece kumandayla hem favori ekleyip hem de kanalı açabiliyorsunuz. Şöyle bir tanesini tıklayalım. Mor 1'e tıkladım. Çok hızlı bir şekilde açıldı. Mor 2'ye tıkladım. Çok hızlı bir şekilde açıldı. Yani çok ilginç. Daha tıklar tıklamaz oynamaya başlıyor. Enteresan. Ben tekrar ediyorum. Son zamanlarda bu kadar hızlı açılan bir uygulama görmemiştim. Yani içeriklerin bu kadar hızlı açıldığı bir uygulama görmemiştim. Ancak malum kategorinin içinde bayağı bir kanal eksik. Sadece mor paket içerikleri var. Uluslara geldiğim zaman yine uzun ve güzel bir liste var. Burada da bakalım hızlı açılma devam edecek mi? Evet devam ediyor. İnanılmaz yani daha yuvarlak dönmeye başladığı anda oynamaya başlıyor. Çok hızlı açılıyor. Bilmiyorum bende şu an Vodafone Fiber var 200 megabit. Sizde farklı olabilir. Bu arada 8 öyle hızlı açılmalı. 8 zaten genelde her uygulamada problemli. Hatta şu an bir sorun var gibi gözüküyor ama diğerlerinde gayet hızlı bir şekilde açıldığını fark edebiliyorsunuz. Bu arada ben geri gelmeden kanal değiştiriyorum şu an. Yani çok güzel bir şekilde kanaldan çıkmadan, oynatmayı durdurmadan kanalın içinde küçük ikonlar var. O ikonların üstüne gelerek değiştirme yapabiliyoruz. Yani geri yap, kanal seç, gir, beğendin beğenmedin, geri gel bir daha kanal seç yapmanıza gerek yok. İnatta eleştirdiğimiz bazı konular vardı. Onda da bu yapılıyordu. Ancak burada tam istediğim gibi olmuş. Bakın kanala girdim. Hiç geri çıkmadan yandaki kanala geçiyorum. Şöyle sağlara doğru ilerleyeyim. Bayağı bir kaydırdım. Tıkladım. Oradan devam ediyor. İşte inatta en çok eleştirdiğim şey bu. Yani inatta da kanaldan çıkmadan değişiklik yapabiliyorsunuz. Ancak her tıkladığınızda liste en başa dönüyor ve tekrardan işte atıyorum siz 35. kanaldasınız. 36 için tekrar 35 tane kanalı sağ yaparak geçmeniz gerekiyor. Bu tam istediğimiz gibi olmuş. Bu arada belgesel listesi de oldukça güzel. TV kanallarının uzun metajlı serilerinin oldu. Yani o an ne oynuyorsa izlediğimiz bölüme geldim. Aynı şekilde hızlı açma burada da devam ediyor. Yani gerçekten çok iyi. Ya ne demek istediğimi siz de yüklediğinizde eğer ki uygulamada bir sorun çıkmazsa siz de anlayacaksınız. Yani herhalde şu an bildiğim en hızlı içerikleri gösteren uygulama bu olabilir. Yani normal uydudan televizyondan izlerken dahi bu kadar hızlı bir şekilde kanal değişikliği yapamıyorsunuz. Favoriler olması da gayet güzel olmuş. Şöyle bir tanesini favoriler alayım sonra birazdan kontrol edeceğim. Müzik bölümünde 4-8 tane içerik var. Ben çok fazla ilgilendirmediği için buraya çok takılmıyorum ama bir tanesine tıkladım çalıştı. Yani diğer uygulamalar daha fazla içerik olabiliyor. Çocuk bölümüne geleyim. Yine çocuk bölümünde de 4-6 tane içerik var. Sanki yeni geliştiriliyormuş gibi bir havası var. Çünkü içeriklerde bazı eksikler var. Özellikle malum tarafta sadece mor paketin olması tabii ki yeterli değil. Ama geliştirilirse muhtemelen işe yarayacaktır. Şu an için burası hızlı bir şekilde çalışıyor. Dediğim gibi bir tane kanalı favorileri almıştım. Bakalım burada görebilecek miyim? Evet burada da gözüküyor ve burada da Favorilerden istiyorsam kaldırabiliyorum. Şöyle yavaş yavaş çıkayım. Başka bir içerik yok. Videoyu da kapatma zamanı geldi. Biliyorsunuz Ramazan ayında videoları mümkün olacak kısa tutmaya çalışıyorum ama uygulamayı gerçekten çok beğendim. Son zamanlarda gördüm hatta şu an için kullandım en hızlı uygulama diyebilirim. Bazı kategorilerde içeriklerde eksikler var eklenecektir muhtemelen. Ama arayüz olarak kullanım kolaylığı olarak başta sadece bir kere reklam çıktı sonra bir daha hiç reklam çıkmadı. %100 kumanda desteğiyle çalışıyor. Tabi reklamı test etmedik. Reklamdan çıkabiliyor muyduk bakmadık açıkçası. Onu siz test ederek aşağı yazarsınız arkadaşlar ama son zamanlarda gördüğüm en iyi uygulamalardan bir tanesi. Ama tabii ki burada bir tırnak açmak lazım. Uygulama bir hafta sonra, 10 gün sonra, 15 gün sonra bağış ya da işte ücretli üyelik adı altında bir şey toplamaya başlarsa o zaman bu uygulama drive'den kaldırırım. Çünkü tekrar ediyorum daha öncesinde bu tarz akrepikel desen geliştirdi ücretli uygulamalarda sorun yaşayan çok arkadaşımız oldu. Ücretsiz olarak çok uzun süre onun uygulamalarını kullandık. En iyi uygulamaları o yapıyordu. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Ancak ücretli uygulama ya da bağış meselesi başladıktan sonra pek çok arkadaşımız maalesef sorun yaşadı. O yüzden ücretsiz olduğu sürece bu uygulamayı da tanıtmaya tabii ki devam edeceğiz diyorum. Ama umarım devamlılığı olur ve bizler de eskiden olduğu gibi uzun süre Akrepik Eldez'in uygulamalarını kullanmaya devam ederiz. Yavaş yavaş işte da videoyu kapatma zamanı geldi. Her zaman söylediğim gibi kanal desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızı kanala davet etmeyi lütfen unutmayın. Katıl yaparak desteğinizi arttırabilirsiniz. Siz de kendi uygulamanızı gelişiyorsanız yapmanız gereken tek şey bana indirme linki ve kısa bir açıklamayla beraber şu an ekranda görmüş olduğunuz mail adresi ulaşmak. Videonuzu çekiyorum hiçbir karşılık beklemiyorum. Bir anda binlerce daha fazla kullanıcı ulaşabiliyorsunuz. Kendiniz uygulama geliştirmiyor olabilirsiniz. Ancak beğendiğiniz bir uygulama vardır. Biliyorsunuz bilgi paylaştıkça çoğalıyor. Beğendiğiniz uygulamaları benimle paylaşırsanız hem sizin sayenizde binlerce insan bu uygulamaları kullanabilir hem de o uygulamalar daha fazla kullanıcı ulaşacağı için uzun süreli olmaları konusunda onlara destek vermiş oluruz. Pazartesi günleri soru cevap günü. Soru cevap videosunun yayınlanması istediğiniz sorularınız ya da söylemek istedikleriniz varsa ekrandaki mail adresine yazabilirsiniz. Eğer adınızın okunmasını istemiyorsanız mutlaka mailde belirtin. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.